11. asırdaysa tarih sayfaları bu topraklarda büyük bir Türk devletinin Selçukluların destanını yazıyordu. Yiğitlerim, arslanlarım! Şu önümüzdeki karede bizi şanlı bir zafer bekler! Bugün zağlı kılıçların, katı biletlerin, cesaretle çarpan yüreklerin günüdür! Malazgirt'te Bizans kefesine vurduğumuz kılıç Batı fetihlerinin önünü açtı. Şimdi Berzem Kalesi'ni alınca da Doğu fetihlerinin önünü açacağız. Aslan pes etmedi. Biz de pes etmeyeceğiz. Hainleri temizledik. Şimdi fetih vaktidir. Taştan surlar, sıra dağlar çekseler de yine de başımıza karşılar. Zafer zulme biat edenlerin değil. Adalet peşinde koşanlarıdır. Cenkimizi kutlu, bizleri muzaffer eyle. Cenk, her işidir. Kılıçla değil, yürekle yapılır. Hırsla değil, akılla kazanılır. Düşman, telaşla değil, sükunetle alt edilir. Sonsuza kadar adalet, sonsuza kadar hürriyet. Bir ordu kuracağım. Ve kefereyi bu topraklarda söküp atacağım. Gazaya götürdüğüm aslanlarım beni önlerinde görmek isterler. Emanetimizi geri alacağız. Alacağım Allah'ın izniyle. Sancağımızı açacağız. Açacağım Allah'ın izniyle. Daha nice kaleleri fethedeceğiz. Ya Türk, ya Moğol, ya Kayı, ya Rum, ya küfür, ya iman. Atam Oğuz Kağan'ın ruhuna and içerim ki, gaziler ve şehitler emaneti olan Kuluca Hisar'a varacağız. Allah'ın diye gaziler aşkına, kanlı pusatlara atılan şehitler aşkına, gaziler sardarı Süleyman Şah aşkına! Kafirin kalesini mülk edene deyin! Gayrı durmak haram olsun! Roma'yı yeniden dirilteceğiz.
Yarınsız doğuracağız, yakacağız, yıkacağız. Yeniden işgale hazır hale getireceğiz. Varsın Osman. Bu küçük kahramanlıklarıyla oyalansın. Biz onlara yaşayacak yer, basılacak toprak, alacak nefes bırakmayacağız. Ben bugün yeniden doğdum. Karaboğa'yı öldüren Mitra gibi, kralların tanrısı Dionysos gibi yeniden doğdum. Yağmoğlu'nun eteğinin altına saklanan Türk'ün baş düşmanı kesilmiş. Kafirlerle iş tutan bu yavlakla birlik olacaksınız. Ya da gaza ateşini harlayan, zincirle boyunduruk kamuğun etmeyen, esir olmaktansa yanmayı, emir almaktansa ölmeyi tercih eden. Dinle.